İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın gönüllüleri bir misyonu gerçekleştirdi. Batı Ermenistan'ın Karadeniz bölgesinde sel uyarısı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Gagarkunik ve Yeras kesiminde Ermeni mevzilerine ateş açtı. Cavahkın Halkalak'taki kültür evinin cephesi yenileniyor. Ermenistan Cumhuriyeti öğrencileri 62. Uluslararası Olimpiyatta matematikte 5 madalya kazandı. Kilikya Ermenistan'ın vakıflı köyünde kadınların kalkınması için büyük bir fırsatı var. David Ağacanyan ile reportaj. Maalesef ülkemizde büyük bir vatanseverlik eksikliği var. Batı Ermenistan Batı Ermenistan'dan bir grup gönüllü 24 Temmuz Cumartesi saat sabah Onda yoğun sis altında 4090 metre yükseklikteki Arakats Dağı'na tırmandı ve tepeye komutan Leonid Azgaltyan ve savaşçı kardeşi Manuk Sahakyan'ın anısına iki anıt plaketi yerleştirdi. Batı Ermenistan gönüllülerinin kutsal geleneklerine uygun olarak iki plaketin açılışının ardından Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armena Abrahamyan bir mesaj gönderdi. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 4 Temmuz 2021'de Aragas Dağı'na tırmanırken daha önce yerleştirilmiş iki anıt levhaya yapılan barbarlığı keşfettiğini hatırlatmak gerekir. Anıt levhalar yerlerinde değillerdi. Batı Ermenistan gönüllülerinin sadece Ermeni sivil nüfusa değil, atalarının mirasına da saldıran tüm suçlulara ve teröristlere karşı savaşma misyonlarını sürdüreceklerini de hatırlatmak isteriz. Bizi destekleyin ve bize katılın. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni uyarıya göre Batı Ermenistan'ın Orta ve Doğu Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde metrekare başına 150 kilogram yağış düşmesi öngörülmekle birlikte vatandaşların sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması önerildi. Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı da Twitter'den yaptığı paylaşımdaki açıklamasında şunları ifade etti. 27 Temmuz'da sabah saatlerinden itibaren Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun'da şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının Gyarkonik kesiminde bulunan Ermeni mevzilerine 26 Temmuz saat 3.30 sıralarında farklı kaliplede ateşli silahlardan ateş açtı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Ermeni mevzilerinin misilleme eylemleri sonucunda ateş durduruldu. Ermeni tarafında kayıplar mevcut değil. 26 Temmuz günü saat 11.30'dan itibaren düşman Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının Ararat bölgesi istikametinde özellikle Yeraşık'ta Ermeni mevzilerine farklı kalibredeki ateşli silahlarla ateş açarak ateşkesi ihlal etti. Buna Ermeni tarafı karşılık verdi. Cavahkın Halkalak Belediyesi'nde Halkalak Bölgesi'nde turizmi geliştirmek amacıyla Gürcistan Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Tavis Suplepa Merkez Caddesi'ndeki binaların dış cephe tadilatına başlandı. Kültür Evi binasında yenileme çalışmaları dün başladı. İnşaat işçilerine göre sadece Kültür Evi'nin ve Mesut Maştos Meydanı'ndaki diğer binaların cephelerini restore edecekler. Restorasyon çalışmaları Delta bir adlı firma tarafından yürütülmektedir. Cenevs ajansı yenileme hakkında daha sonra ek bilgi aktaracak. Ermenistan Cumhuriyeti öğrencileri 62. Uluslararası Olimpiyatta matematikte 5 madalya kazandı. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen olimpiyat 14-24 Temmuz tarihlerinde Yerevan'daki Kuantum Koleji'de iki teorik aşamada ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Olimpiyata 107 ülkeden 556'sı erkek 63'ü kız olmak üzere 619 öğrenci katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti takımı 6 öğrenci ile temsil edildi. Fizik ve Matematik Özel Okulu öğrencileri Vahaginovan İsyan ve Muher Karagulyan Gümüş Madalya, Aynı kurumun öğrencileri Ruben Hamparsumyan ve Erik Babasyan ile Quantum Koleje e öğrencisi Loretta Arzumanyan bronz madalya kazandılar. Ermenistan Cumhuriyeti takımı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Sımpat Gokyan ve Şahinyan adlı fizik ve matematik özel okulu öğretmeni Gurgen Asadıryan tarafından yönetildi. 61. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Ermeni takımının 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığını hatırlatalım. İşgal edilmiş Batı Ermenistan'daki Ermeni köyü olan vakıflıda kadınlar bir yandan kültürlerini koruyor, diğer yandan ekonomik özgürlüğünü sağlıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni Vakıflı Köyü'nde kadınlar bir yandan kültürlerini yaşatmaya devam ediyor, diğer yandan köyün ekonomisini kalkındırmaya çalışıyor. Zamanla sayılar artan kadınlar şu anda 39 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor. 135 nüfuslu köyün kadınları imece usulü ürettikleri ürünleri köydeki kilisenin bahçesinde satışa sunuyor organik tarımla elde ettikleri ürünlerden reçel, nar eşkisi, zeytinyağı, sabun ve şarap yaparak satışa sunuyorlar. Yerli ve yabancı turistler vakıflı köyüne ilgi gösteriyorlar. Yazın yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan vakıflı yüzlerce yıl Ermenilere ev sahipliği yapmış ve ayakta kalmış bir köy. Köy Musa Dağı eteklerindeki Hıdır Bey Vadisi'nin devamında Akdeniz'i tepeden seyrediyor. Batı Ermenistan Televizyonu ve Armenia TV'de halk figürü David Ağacanyan girişimlerinden, köklerinden bahsetti. Spor sahaları inşa ederek Yerevan'da sporu geliştirmeyi amaçlayan son girişimine atıfta bulundu. Gerekli finansmanı elde etmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Bunlardan biri de Mezzo Kulübü'nde verdiği solo konseri bilet satışlarından elde edilen tüm parayı girişimin uygulanması için oluşturulan fona aktarıldı. Ünlü isim bu girişimin öneminden ve aciliyetinden bahsetti. Çünkü savaştan sonra birçok insan hareket etme sorunları yaşıyor ve bu tür spor sahalarında eğitim onları geliştirecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Horodik Zammis Torke adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.